Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Evet hocam, çok fazla şimdi yarı tatil dolayısıyla çocuklar karnelerini aldı ve artık biraz tatil eğlenmek hakkımdır diyor ve ister istemez vakitlerini okuldaki ders saatlerine daha çok dışarıda geçirmek istiyorlar. Ama bunun akabinde de bademcik, boğaz ağrısı ve az önce bahsettiğiniz sinüzit şikayetleriyle karşı karşıya geliyorlar ama çok fazla anne ve babaların mail ve Facebook üzerinden göndermiş olduğu mesajlarda çocuklarımıza nasıl bir yol gösterelim ki hem tadında hem hastalanmadan hem de bademcik rahatsızlığı yaşamadan bu tatillerini atlatsınlar diye. Bademcik şikayetiyle ilgili. Şimdi bademcik şikayetleri, deniz eti problemleri bizim çocuklarda özellikle hayatın ilk 8-9 yılında çok sık gördüğümüz rahatsızlıklar. Evet. Aileler sürekli çok fazla antibiyotik kullanmaktan, çocuklarının çok sık hastalanmasından şikayetçiler. Özellikle hayatın ilk dönemlerinde, anne sütü tüketilen dönemde veya çocuğun aileye bağımlı olduğu, daha kreşe, okula gitmediği dönemlerde çocuklar bu tarz enfeksiyonlara karşı daha koruyucu oluyorlar. Aile tarafından bir sanki bir fanus içinde yaşar gibi kendilerini koruyorlar. Ama ne zaman ki çocuklar kreşe başlıyor ya da okula başlıyor, bu mikroplarla tanışmaya başlıyorlar. Bu döneme kadar da bağışıklık sistemi yeterince, kendi vücut bağışıklık sistemi tam olarak gelişmemiş çocuklar bu yeni mikroplara karşı savaşamıyorlar ve çok sık hastalanıyorlar. Ne yazık ki okul ve kreş dönemi, bir de tabii bizim okullarımız, sınıflarımız da çok kalabalık ve yeterince havalandırılmadığı için, oksijenlenmediği için çok fazla toz olduğu için bu tarz enfeksiyon sıklığı bizde daha sık görülüyor ne yazık ki. Şimdi bu tarz enfeksiyonlarda önce ayrıcı tanıyı iyi yapmak lazım. Yani bu çocuk yüksek ateş, boğaz ağrısı yaşadığında bir üst solunum yolu gribal ve enfeksiyonu veya bir nezle mi geçiriyor, yoksa tam anlamıyla bir bademcik enfeksiyonu mu geçiriyor? Bunun uzman hekim tarafından takip edilmesi gerekiyor. Ben burada hastalarıma özellikle aynı doktora devam etmelerini öneriyorum. Çünkü bir doktor tarafından takip edildiğinizde bu geçirilen enfeksiyonun tam olarak ne olduğu konusunda doktor bir fikir sahibi olabiliyor. Çünkü bazen bana hastam geliyor, daha ilk defa muayeneye gelmiş ve diyor ki işte bizim çocuk çok sık bademcik iltihabı geçiriyor. Ama ben bu hastayı takip etmediğim için, yani gerçekten her geçirdiği atak bir bademcik enfeksiyonu mu yoksa ateşe neden olan başka bir hastalık mı, bunun ayrımını yapamıyoruz. O yüzden önce hastayı takibe alıyorum. Ama gerçekten doktor tarafından tanı konmuş bademcik iltihabı geçiren çocuklar yılda 7 veya 8'den daha fazla ateşli bademcik iltihabı geçiriyorsa, bu çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkilediği için biz bu hastalarda bademciklerin alınmasını öneriyoruz. Çünkü burada artık bir taşıyıcılık söz konusu. O bademcik dokusu artık bir enfeksiyon kaynağına dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla onun orada varlığının çocuğa hiçbir yararı olmuyor. Aileler bize soruyor, işte bademcik alınırsa bir sıkıntı yaşar mı? Yan etkisi olur mu? Olur mu? Diye. Evet. Ama dediğim gibi bir taşıyıcı odak olduğu için, bir enfeksiyon kaynağı olduğu için bunun alınmasının çocuğun ilerleyen yaşantısında herhangi bir dezavantajı olmuyor. Aksine bu ameliyattan sonra, iyileşme sürecinden sonra çocuklar bir anda kilo, boy olarak, beslenme olarak bir atak gösteriyorlar ve çok daha sağlıklı büyüyorlar. Aynı şekilde burun tıkanıklığı yaşayan, gece bir yetişkin gibi horlayan çocuklar, ağız açık uyuyan çocuklar, ağızdan salya gelmesi, özellikle baş bölgesinin aşırı terlemesi görülen çocuklarda da çok sıklıkla geniz eti problemi tespit ediyoruz. Bu geniz eti dediğimiz yapı da burnumuzun arkasında burunu arkadan kapatan bir et parçası. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.